Bugün biraz gelecekte neler var, neler bizi bekliyor? Biz mühendisler olarak bu geleceğe nasıl hazır olmalıyız konusunu birlikte konuşmak istiyorum. Öncesinde ben kimden başlayayım? Yani İsmail Durgun kimdir? Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliğinden 1988 yılında mezun oldum. Mesut Hocam'la sınıf arkadaşıyız. Uzun yıllardır da TOFAŞ'ta çalışıyorum. Ama bundan öncesinde 4 yıl mezuniyetten sonra iki mikrofon yan yana gelince mi böyle olduğunu bilmiyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Evet. Mezuniyetten sonra uzun 4 yıl kadar TOFAŞ'ta görev yaptım. Uludağ Üniversitesi'nde görev yaptım. Araştırma görevlisiydim. Hem otomatik kontrol derslerinde hem de termodinamik derslerinde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Ondan sonra da TOFAŞ'a girdim. TOFAŞ yaklaşık 24 yıl bitti, 25. yıl içerisindeyim. Neler yaptık burada? Hani bir mühendislik olarak baktığınızda ben görüyorum stajlar için çoğunlukla irtibat kuruyor arkadaşlar benimle ya da çevremdeki arkadaşlarla işte TOFAŞ'ta nasıl staj yaparız diye. Bir sonraki de belki birçoğunuzun bir fabrikada çalışmak istiyorsa hedeflerinden biri de TOFAŞ gibi bir yerde çalışmak. Burada şunu söylemek lazım. Ben mesela bu TOFAŞ'a girdiğimde sabit bir yerde mi kaldım? Tek bir iş mi yaptım? Hayır. Girdiğim yılda baktığımda benim metot mühendisi olarak başladığım çalışmada uzun yıllardır, yaklaşık 99'dan bu yana da Ar-Ge'ci olarak görev yapıyorum. Bu arada yurt dışı değişik tecrübeleri sahip olduk. Ama Avrupa'da, ama uzun süre kaldığım Çin'de olduk. Buradaki şey, Mesut Hocam biraz önce dedi ki ya şu Çin'i bir açsak da Çin'de ne var ne yok, hani bir sürü gelişmeler var. Tabii benim gittiğim yıllar çok uzun yıllar öncesi. Yani 2001 ve 2003 yıllarıydı. Çin'de bulunduğum yıllar ve bu yıllarda baktığımda hani orada gördüğüm şey Çin'in yakın bir gelecekte dünyada süper güç olacağı ya da dünyada en etkili güç olacağını gösteren bir yapıda. Bugün belki birçoğunuz şey olarak düşünüyor olabilirsiniz, işte Çin malları ile ilgili sıkıntılar var. İşte kalite konusunda sıkıntı yaşadığını söylüyor olabilirsiniz ama orada benim gördüğüm şey, evet bunlar doğru, sıkıntıları var ama hızla ilerliyorlar. O günden bugüne baktığımızda kaliteleri de çok değişti. Oraların ucuz olmasının getirdiği bir şeyle birçok firma, Avrupalı, Batılı firma orada üretim yaptı. Bugün aldığınız birçok elektronik eşyanın arkasına bakarsanız, yani üretim yeri olarak baktığınızda çoğunla Çin'i görürsünüz. Düzenli bir yapıyla çalışan bir topluluk ve bu düzenli yapı sayesinde de bence başarıyı elde ediyorlar. Ve gittikçe de başarılı olacaklar gözüküyor ama ilk gittiğimizde kültürel çok ciddi farklılıklar var. Hani bugün şey diyebilirsiniz, işte ben Uludağ Üniversitesi'ndeyim, mezun olayım da şöyle bir fabrikada bir iş bulayım, çalışayım. Hani gerisi bana yeter diye ama uluslararası oldu her şey artık. Yani nasıl internetle biz uluslararası birçok şeyi görür, televizyonda seyreder olduysak, iş yerlerinde de artık sabit bir yerde durmuyorsunuz. Sizin de iş yeriniz aslında dünyanın her tarafı olabiliyor. Bugün hani TOFAŞ'ta buna büyük bir şirkette çalışıyor olmanın getirdiği bir şey değil. Küçük şirketlerde de ama mal satmak için, ama mal almak için yurt dışına gidiyorsunuz ve kültürel çok büyük farklılıkları gözlemleme şansınız oluyor. Kısa süreli seyahatlerde, turistik seyahatlerde de görebilirsiniz belki bunu. Ama uzun süre kalırsanız, en azından bir aydan fazla kalırsanız, yemesi, içmesi ve diğer şeylerin dertlerini, sıkıntılarını o toplumu çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Benim için öyle oldu. Yani ilk gittiğimde 4. gün sokağa çıkma şansım oldu. İlk 3 gün fabrikasında çalıştık. Sokakta yürüyemedik bile. Yani etraftaki kokulardan rahatsızlığınızla daha temiz olan, hijyen olan bir yere gireyim diye istediniz ama yaklaşık 20 ay kadar kaldım. Sonunda onlarla beraber yemek yer duruma düştük. Çubuklarla beraber yemek yedik. Evet. Çin'den döndükten sonra uzun süre TOFAŞ'ta Ar-Ge bölümünde çalıştım. Prototip araç üretimiyle ilgili görev aldım. Onun sonunda da işte TEDEP projeleri ve araştırma projelerinin yönetiminden sorumlu olarak çalıştım. Bu dönemde de aslında Türkiye'de nelerin araştırıldığını, hangi konularda, hangi firmanın neler yaptığını öğrenme konusunda ciddi bir fırsat yakalamış olduk. Bu tabii ki çoğunlukla aslında şeyle ilgili, doğruyu söylemek gerekirse, otomotiv sektörüyle ilgili. Yani bir ilaçla, bir sağlık sektörüyle
çok işler işi değiliz ama otomotivle ilgili olan alanda firmalar neler yapıyorlar, nelerle ilgileniyorlar bunu da görme şansına sahip olduk. Bir de benim sorumlu olduğum dönemde TOFAŞ Türkiye'nin en çok patent başvurusu yapan 3. şirketiydi. Hangi konulara patent alıyoruz, neleri patent almalıyız bunları deneyimleme şansına da sahip olduk. Şimdi buradan bakacak olursak aslında hani kendimle olan girişten sonra evet, dünyadaki değişimle başlayalım dedik. Yani gelecek bize ne getirecek onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bir bakıyoruz ki aslında uzun yıllar hiçbir değişim olmamış gibi gözüküyor. Çok az değişimler var. Bugün belki arkeolojik kazılardan başka yerlerden bulmaya çalışıyoruz. Acaba dünyada ne değişti? Kim ne zaman neyi buldu diye öğrenmeye çalışıyoruz ama görebildiğimiz, bugün edindiğimiz bilgilerle görebildiğimiz şey çok uzun yıllar aslında teknolojinin büyük bir değişim göstermediği. Ama 1800'lü yıllarda başlayan böyle kayda değer bilimsel faaliyetler 1900'lü yıllarda çok fazla hayatımızı değiştirdi. İnanılmaz bir değişim oldu dünyada. Yani eskiden olmayan, kullanılmayan birçok şeyi kullanır hale geldik. Ve 2000'li yıllardan sonra ise artık bu hıza yetişemez hale geldik. Teknoloji öyle bir şey ki, teknoloji uyum sağlamayan şirket, kişi, insan kim olursa olsun artık ayakta kalamaz durumda. Örnek olarak düşünseniz bir şirkete girdiğiniz, çalışmaya başladığınız, mühendis olarak çalışmaya başladıktan bir süre sonra size farklı şeyler öğrenmeye zorlayacaklar. Bugün belki okulda bilmediğiniz başka konuları o firmada öğrenmeye başlayacaksınız. 10 yıl sonra başka şeyler çıkacak. Ben bunu kendime hep örnek verirken, sizin gibi üniversitede öğrenciyken bilgisayar kullanmadık. Bilgisayar diye bir ders vardı fakat işte monitörü, klavyesi diye gösterilen şeyler vardı. Yani bir elinizde alıp bir program yapmak, bugünkü Windows gibi bir yapı hiçbir şekilde yoktu. Ama ben bugün mühendis olarak çalışıyorum, bunları kullanmamak gibi bir lüksüm yok. Yani aynı sizlerin dönemindeyken cep telefonu yoktu, bugün cep telefonu kullanıyoruz. Artık cep telefonu 10 yıl önceki ya da ilk çıktığı dönemki gibi de değil. İşte çok hızlı bir değişim var. Bu değişimi ayak uydurmak bence çok önemli hale geldi. Hem kişi olarak hem şirket olarak. Yani sadece şirketler, ülkeler açısından bakmayın. Kişiler açısından da böyle. Şimdi bakıyorsunuz birçok buluş yapılmış bu son 150 yılda. Buluşlar yapılmış ama buluşların hayata geçme ömrü de kısalmış. Yani buradaki elinde göstermeye çalışılan işte bir buluş yapıldı. Ne kadar sürede %25'i bunu kullanabilecek alanın %25'ine ulaşılmış diye bakılıyor. Bu süre 4 kat hızlanmış gözüküyor. Biraz daha bir sonraki şekilde de göreceksiniz. Şimdi bakıyorsunuz bir araba icat edildikten işte %75 kullanıma girene kadar 100-110 yıl geçmiş. Yani toplumda. Ama burada baktığınızda işte bir internetin ya da bir şeyin cep telefonunun kullanım süresi olarak baktığınızda bu süre çok daha kısa. Eğrilerin dikliklerinden de anlıyorsunuz. Artık bir şey bulunduğunda dünyaya yayılma hızı da çok hızlı. Yani çok birisi bir şey buldu dünyanın öbür ucunda ama çok kısa bir sürede bize geliyor ve biz de kullanır hale geliyoruz. Bu yayılma oldukça hızlı. O yüzden hani globalleşen dünya diyorlar, dünya tek bir yapı içerisinde diyorlar. Bunu görmenin en önemli göstergelerinden biri de bu. Evet, değişim dediğimiz gibi şirketlerin yanında kişilerin de yapması oldukça önemli. Ben mesela böyle diyorum. Şimdi biraz kilo da var. Ama 1900'lü yıllarda evet ben de böyleydim. 1990'lı yıllarda televizyonlar böyleydi. Şimdi ben bu hale geldim. Belki kilo almış olduk ama televizyonlar bu hale geldi. Şimdi Türk gibi televizyon yok. Yap olarak bakarsak. Dünyanın her tarafında televizyonlarda görüyorsunuz işte obezite çıktı. Çünkü artık sizin hareket etmeden size teknolojiyi ayağınıza getiren, ihtiyaçlarınızı ayağınıza getiren bir sürü sunuş çıktı. O yüzden bu değişime her iki taraftan da kişisel olarak da teknolojik olarak da hazır olmamız gerekiyor. Burada mühendisler olarak hani bilmenizin de fayda olduğunu düşündüm. Böyle bir eğri var. Garnet eğrisi denilen bu eğriyi bilmeniz önemli. Herhangi bir şeyi merak ettiğiniz, acaba bu teknoloji dünyada nerede? Değerlendirenler nasıl değerlendiriyor? Ya yakın gelecekte bizim pazarımıza girer mi bu teknoloji? Diye baktığınızda böyle bir eğri göreceksiniz. Bu eğri ne diyor? Bir tane teknoloji çıkıyor. Başlangıç aşamasında birisi buluyor. Gündeme geliyor. Birileri startup şirketler falan biraz uğraşıyorlar bunun üzerinde. Artık şu tepeye geldiğinde herkes tarafından bilinir hale geliyor. Cazip bir şey var ve insanlar buna yatırım yapalım diyorlar şirketler. Yatırım yapan bazı şirketler çıkıyor o şirketlerde. Yatırım yapmaya başlıyorlar ama bir kısmı batıyor. O şirketi yani genel olarak bu evreni takip ettiği söyleniyor. Başarılı olamıyorlar. Yeterince o teknolojiyi kullanamadıkları görülüyor.
Sonra burada hayal kırıklığı denilen bir oyuk var. Buraya geçtikten sonra aslında hızla artık teknoloji yaygınlaşmaya başlıyor. Yani şurasını ne kadar hızlı geçerse teknoloji, o kadar hızlı yayılma anına geliyor. Mesela örnek olarak bakalım. Şimdi buradaki şeylere baktığınızda birçoğunuz sizin bildiğiniz teknolojiler. Mesela işte sanal gerçeklik artık yaygın olarak kullanılacak gözüküyor. Artık bu şeyi geçmiş. Çok fazla şirket var, çok fazla uygulama var. Bunlar kullanılabilir halde. Ama arttırılmış gerçeklik için hala şey var. Zaman var. Yani çok daha yaygın olmayacağı gözüküyor. Ama bu hızın ne olacağı belli değil. Yani bu bir altta bir hızla ilgili göstergeler olsa da şurada. Mesela diyor ki 5 ila 10 yıl arasında olacak diye gösteriyor bunun için. Bir tahminlerde bulunuyor. Ama bu tahminler de dediğim gibi mesela şirket olarak bir şey yapıyorduk. 5 yıllık stratejik plan yapıyorduk. Şimdi 5 yıllık stratejik plan yapmıyoruz. En fazla 3 yıl yapıyoruz. 1 yılı kesinleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü 5 yıl sonrasını kimse bilemiyor. Yani 5 yıl sonra ne olacak ve hangi hikayeye cevap vereceğiz çok karmaşık hale geldi. Buradan mesela bakıyorsunuz hangi teknolojiler var bildiğiniz diye. Mesela blockchain çok konuşulan bir konu. Buradan makine öğrenmelerini görüyorsunuz, derin öğrenmeleri görüyorsunuz. Buradaki gördüğünüzde bu zaten farklı teknolojiler için bunu bulmanız mümkün. Tek bir yer değil bu. Siz hangi teknoloji alanıyla ilgileniyorsunuz, o alanla ilgili sorduğunuzda oradaki yeni teknolojileri bu eğrilerle bulabilirsiniz. İnternette var, yaygın bir şekilde hangisiyle ilgileniyorsunuz ona gidin bakın ve bunları bulun. Mesela burada 4 boyutlu yazıcılar var. Hani 3 boyutlu yazıcıyı herkes biliyor ama 4 boyutlu yazıcılar daha yeni başlamış düzeyde. Mesela burada da akıllı tozlar var. Yani bunlarla ilgili. Yani diyor ki işte sensörler havada uçsun toz şeklinde ve oradan bilgileri alarak istenen kişilere işte wireless aracılığıyla bilgiyi versin. Bunu ama güvenlik için kullanacaklar. Ama işte deprem tahmini için diyorlar. Yangınlar ya da bir kurtarma faaliyeti için kullanılacak. Yani havada sizin de görmediğiniz büyüklükte, yani küçüklükte diyelim, sensörler uçacak ama o uçan sensörler size bilgi aktaracak. Yani böyle bir gelecek bekliyor, böyle bir teknoloji çalışanlar var ama belli bir zaman alacak. Hani buradaki öngörüye bakarsanız 10 yıldan daha fazla, şu bugün itibariyle 2017 yapılan tahminle 10 yıldan daha fazla zaman alacak hayatımıza yaygın bir şekilde girmesi için. Dediğim gibi bunu bakmanızda fayda var. İlgilendiğiniz herhangi bir alan olabilir. Bu alanla ilgili bu eğrilere bakabilirsiniz. Evet, hayatımızı nasıl değiştiriyor? İşte her gün başka bir şey çıkıyor. Hangi birini öğreneceğiz, hangi birine odaklanacağız konusu oldukça önemli. Belki öğrendiyseniz bugün için belli bir verilen derslerle bu işi devam ettiriyorsunuz ama hocalarımızın derdi acaba biz bu öğrenci arkadaşları sanayiye nasıl hazırlasak? Ya da geleceğe nasıl hazırlasak, gelecekte neyle uğraşacaklar, eğitim modüllerini nasıl değiştirelim, neleri ekleyelim, neleri çıkartalım gibi kaygı içerisinde oluyorlar. Bir süre sonra sizler çalışmaya başlayınca sizler de bu kaygı içerisinde olacaksınız. Bu girdapta doğru kararları verebilen insanlar, şirketler başarılı oluyorlar. Maalesef veremeyenler de batıyor. Hani bugün mesela baktığımızda cep telefonlarımız akıllı telefon oldu. İşte belki 10 yıl önce akıllı telefon değildi, normal sadece. Haberleşmek için kullandığım mesaj ya da konuşma için kullanıyorduk. Sonra şimdi kameralar çıkınca artık fotoğraf makinesi taşıma, satın alma, profesyonel ilgilenmiyorsak artık hiçbirimizin yaptığı bir şey değil. Bir ara çözüm olarak MP3'ler vardı. Şimdi onlar da yok. CD çalarlar diyorduk artık bilgisayarlardan kalktı. Farklı teknolojilerle bu işi çözüyoruz. Onları üreten şirketsiniz. Hep örnek veriyorlar. Sizler çok şey duymuşsunuz. Koda örneği verirler. İşte film vardı, filmin üzerine bir fotoğraf çekiyordu ama dijital fotoğraf makinesi çıkınca artık Kodak diye bir firma 18 bin çalışanıyla birlikte battı. Yani böyle baktığınız zaman siz geleceğe hem şirket dediğim gibi hem de kişi olarak hazır olmak zorundasınız. Evet. Burada baktığınızda belki birçok sunuşta gelecekle ilgili tahminler yapılırken diyorlar ki işte bazı meslekler hala güncelliğini koruyacak ama bazı meslekler de yok olup gidecek diye. Teknolojinin bu kadar hızlı gitmediği, bize göre sizlerin teknolojiyi daha hızlı yaşayacağınızı düşünüyorum. Bazı meslekler kaybolacak ama biz de gördük. Yani şöyle düşünün, çok yakın bir zamanda metrolarda bilet satan insanlar vardı, bugün yok. Yani bu aynı şey otoban girişlerinde bilet satanlar vardı, yok. Yani daha önce hayatınızda olan bir meslek olarak icra edilen şeyler bugün yok. O pozisyonda birisiyseniz siz ne yapacaksınız şimdi? Biletler, bilet iş, satış işi kapandı. Bugün yaptığınız bir iş 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra yok olabilir.
Bunların bir kısmı otomasyona, sanal ortama taşındığı için kısa vadede yok olacağı düşünülen şeyler, meslekler. Bunları yapmayı düşünüyorsunuz, onların içinden birisiyseniz işte tedbir almanız lazım. Bu duruma nasıl ayak uyduracaksınız? Evet, şimdi bundan sonraki bölümde değişik teknolojilerle ilgili sizlerle bazı şeyler paylaşacağım, videolar paylaşacağım. O videolar üzerinden konuşmak isteyeceğim. Mesela 3 boyutlu yazıcıları hepiniz duydunuz. İşte dediğiniz gibi 3 boyutlu yazıcılarla çok şey yapılabiliyor. 3 boyutlu yazıcıyı tahmin ediyorum hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum. Doğru mudur bilmiyorum. Bilmeyen var mı 3 boyutlu yazıcıyı? Yok. Demek ki ben 14-15 yıl önce bu işi başladığım çevremde hiç kimse bilmiyordu. Şimdi herkes biliyor. Bunun en büyük açtığı çığır aslında mesela şöyle burada gözüken şeye baktığınızda görüntüye şey değil bu. Yani bir seferde üretilmiş. Yani parça parça üretilip bir araya getirilerek oluşturulan bir şey değil. O yüzden mühendisler açısından baktığınızda burada önemli olan şey bu şeyin bu parçanın tasarımı sizin için değişti abi. Siz tasarım yapan bir mühendisseniz parça parça üreteyim bunları birleştireyim değil. Artık böyle üretiyorsunuz ve size bir şey sağlıyor. Yani düşünce olarak sınırsız bir tasarım yapma imkanı sağlıyor. Bu önemli olan taraflarından bir tanesi. Bu artık 3 boyutlu yazıcı öyle kullanılır hale geldi ki her yerde kullanılıyor. Diyelim işte ev yapımında, inşaatta kullanılır hale geldiler. İşte makine ekipmanı yaparken uzay teknolojisinde, havacılıkta, otomotivde yaygın olarak kullanılıyor. Ama bunun yanında başka yerlerde kullanılmıyor mu? Evet, sağlıkta kullanılıyor mesela. Yapay organ üretmeyle ilgili yapılan çalışmalar var. Bugün başarılı olmuş çalışmalar ve insanlara aktarılabilecek çalışmalar olduğu görülüyor. Mesela bununla ilgili bir şeye baktığımızda 3 boyutlu yazıyı tabii bir makineye bağlı olarak düşünmeyin. Bakın bu elindeki de aslında arkasında bir şey olan plastik beslemesi olan, malzeme beslemesi olan bir çalışma. Kişiselleştirme, tasarım gibi uygulamalarda bunu gerçekleştirebiliyoruz. Mesela bu bize aslında oldukça tasarımları yenileme, güzelleştirme, kişiye özgü hale getirmek için ciddi imkanlar sunuyor. Hani bir makine olacak, illa o makinenin üzerinde yapacağız değil. Ama unutmayın, mühendislik çözümü yapacak iseniz sizin şey yapmanız gerekiyor. Burada boyutsal kararlılığı doğru olan bir üretim yapmanız lazım. O da bu şekilde yapılan da değil. Bu sadece görsel, stil çalışması için yapılmış bir uygulama örnek olarak. Gördüğünüz gibi ayakkabı modeli çıkarttı. Bunu belki müşterisine sunacak. Beğenilirse renk, desen, görüntü olarak benzer bir uygulamayı üretimi daha sonra gerçekleştirecek. Biraz önce sunuştuğunu bahsetmiştim. 3 boyutlu yazıcılardan sonra artık 4 boyutlu yazıcılar çıkmaya başladı. 4 boyutlu ne? 3 boyutlu yazıcıdan çıkıyor bir tane malzeme. Ama bu malzemeler, akıllı malzemeler değişik sıcaklık, nem ve nem ve sıcaklık altında şekil değiştiriyorlar. Farklı şekilde görünüyorlar. Yani malzeme sabit değil. Makinede belki üretirken evet öyle. 3 boyutlu yazıcı alıyorsunuz ama malzeme akıllı bir malzeme. Sıcaklık oluştuğunda farklı oluyor. Görüyorsunuz çiçek açık. Soğuk bir ortama getirdiğinde çiçek kapanıyor. Hani gelecek ya da güneş ışığına maruz kaldı kalmadı. Güneş olunca çiçeklerin açması, güneş karanlığa gelince kapatması gibi düşünün. Bunu yapar hale geldi. Artık 4 boyutlu yazıcılar konuşuluyor ama dediğim gibi daha belki yaygınlaşması için şeyler gibi bir 10 yıl kadar bir zamana hala ihtiyaç var. Hani şey yapabilir mi? Pardon, şuraya geçtik. Evet, robotlar girdi hayatımıza. Başka bir şey. Belki internette görmüş olabilirsiniz. Boston Dynamics'in çok ciddi böyle robotları var. Bir köpek robot olarak yapılmış bir robota baktığınızda aslında çok fazla şey yapabiliyor. İşte vuruyorsunuz devrilmiyor. Düştü, devrildi herhangi bir şekilde bir şey oldu, kendisi kalkabiliyor. Kapıyı açabiliyor. İstediği şekle girebiliyor. Yani şey olarak, koşma olarak. Geriye takla atabiliyorlar insan görünümünde olanları. Yani normal takla atmayı bırakın, olduğu yerde geriye takla atabiliyor. Yani bir insanın yapabileceği, hatta yapamayacağı birçok şeyi yapar hale geldiler. Böyle baktığınızda robotlar da hızlı. 3 boyutlu yazıcılardan sonraki bir başka konumuz da buydu.
robotlar. Ve robotlar da artık sadece makinede bir imalat yapma değil, bugün bizlerin bile yaptığı birçok şeyi yapar hale gelme durumundalar. Bunu görmek lazım. Bunlar düşmüyorlar mesela, buna bakın. Herhangi bir şekilde düşme gibi bir şeyi yok. Kaysa da dengeyi çok kolay sağlıyor ve tekrar şey yapıyor, ayağa kalkabiliyor. Ekran büyütünce çözünürlüğü bozuldu mu çok fazla biliyorum ama. Hani robotlar elimizden işleri alacaklar mı? Evet, alacaklar gibi gözüküyor. Bakın mesela bunlar güvenlikçi. İşte gece fabrikaya ya da gündüz bir otoparka bir yere bırakıyorsunuz. Etrafınızda kameralar var. Kameraları tarıyorlar. Uygunsuzluğu bulmaya çalışıyorlar. Belki eskiden 20 kişinin güvenliği sağlandığı bir yerde artık robot bir tane ya da iki kişi olması yeterli olacak. Diğerlerini bu robotlar bulacaklar. Yani hem ondan kaçmak mümkün değil, hem fotoğraflıyor. Böyle baktığınız zaman aslında şeyler, çözümler işte bir meslek için tehlike ama insanlar için daha faydalı bir hale geliyor. İşte drone da kaldırdı, gitti adamı takip ediyor. Yani adam nereye kaçacak bilmiyorum. Şimdi gidiyor güvenliğe bilgi veriyor. Güvenliği alıp onun yanına getiriyor. Teknolojik çözümler çok fazla. Bu sanayide çok fazla çalışan kişiler, özellikle fabrikada çalışanların çok etkileyen bir boyutu var. Bu etkileyen boyutta diyorlar ki bunlar devreye girdiğinde acaba biz işsiz mi kalacağız diye. Fütüristler diyor ki yok, öyle bir şey olmayacak, siz evde oturacaksınız. Ama robotu kullananlar vergi ödeyecekler, ödenen o vergiler, işsizlik fonu gibi evde oturanlara para verecekler diyor. Canı isteyen çalışacak diyor. Böyle bir gelecek olacakmış, bilmiyorum böyle bir gelecek olur mu? Yani isterseniz çalışacaksınız, isterseniz çalışmayacaksınız. Bence sizden sonraki nesil olur olursa da. Ama işte hayatı robotla idare çekiyorlar. Örneklerden bir tanesiydi bu. Aslında çok fazla örnek var ama hani ben sizlere biraz ilginç olduğunu düşündüğüm, kısa vadede bulduğum şeyler. Mesela şuna bakın. Bu kuş robot mesela. Yani yüksekte bir yerde görseniz, çok yakın olmasa siz bunu normal bir kuştan belki ayıramayacaksınız. İstediğiniz amaç neyse o amaca uygun olarak bunu kullanmanız mümkün. Ama Festo firması, Alman Festo firması yapmış, kanat çırparak kalkıyor ve kuş şeklinde uçan bir robot. Tabii bunlara öğrenmeyle ilgili şeyler de belirdikçe aslında bunlar daha da yetkin hale geliyorlar. Yaptıkları olaylarda öğrene öğrene belki insandan daha çabuk karar veren, daha çabuk uygulama gerçekleştiren çözümler elde edebiliyorlar. Mesela farklı şeyler, balon şeklinde ama uçuyor. Sanırım birçoğunu görmüş olabilirsiniz ama ben yine de göstermek istedim sizlere. Pardon. Mesela 3 boyutlu yazıda şey yapıyorsunuz. Parmakları yapmışsınız, daha bir malzemeyle gerçekleştirmişsiniz. Protez yapıyorsunuz bunda mesela. Bu protez de işte robot gibi düşündüğünüzde bugün belki bir başka yerlerde de görebileceğiniz, yani insanın bir kısmı robot, bir kısmı insan olarak kalabilir mi? Gelecekte bu olabilir mi? Başta engelli insanlar için düşünülen bu şeyler hakikaten insanlara ciddi güçler sağlıyor. Mesela burada kişinin kolu yok ama kolunun yerine işte bu teknolojilerle kol yapıyorsunuz ve onu insanlar çok daha rahat kullanıyor. Tabii dediğim gibi engelli insanlar için bunu yaparken diğer insanlar için mesela fabrikalarda daha ağır çalışma şartları ya da çalışırken ergonomik olsun, kişi zarar görmesin diye ilave edilen askeratörler var. Onlarla yapıyorlar. Ya da askeri alanda mesela siz 100-150 kiloluk bir sandığı alıp bir yerden bir yere taşımak istediğinizde kullanabileceğiniz bir çözüm getiriyor onlar. Böyle uygulamalarımız var. Ya da işte insansız robotlar var. Biliyorsunuz basında da çok çıktı Sophia. Bu ilk kimlik sahibi olan firma, robot. Suudi Arabistan buna bir kimlik verdi, vatandaşlık kimliği. Bu Sophia, dedikleri burada bayağı robot. Görüyorsunuz yani bir süre sonra insandan ayırt edilemez konuma gelme şansları da var. Onu da unutmamak lazım. İlgilendiğiniz alana göre bunlar çok uzak gibi gelebilir. Hani biraz önce bahsetmiştim, bizim cep telefonlarındaki uygulamalar da çok uzak geliyordu yıllar önce ama hızla hayatımıza girdi. Bunların da girme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Çünkü
yaygın olarak kullanılıyor ve birilerinin talebi var. Eğer talep nasıl oluşuyor? Buraya verdiğiniz para sizin elde edeceğiniz faydadan daha az ise insanlar bunu elde etmek istiyorlar. Bugün yaygın olarak var. Dediğim gibi vatandaşlık verdiler artık. Dünyada ilk vatandaşlık verilen Sofya ve Suudi Arabistan bu konuda. Bir başka konu var. Sanal ve arttırılmış gerçek. Mesela bu eğitimde kullanılabilen bir uygulamayı görüyorsunuz. Kişi belki bir anatomi dersinde bir sürü şeyle görebiliyor, kitapla, videoyla, başka şeylerle ama kendi çalışmasında inceleme fırsatı bulduğu çözümlerden bir tanesi. Yani burada sadece şey düşünmeyin, eğitim için düşünmeyin. Kişi ameliyata gidecek doktor olarak orada kullanabilir. Siz bir iş yerinde kullanabilirsiniz. Bunun için çok fazla şu anda firmalar projeler üretiyorlar ki bunları hayata geçirelim, daha kolay, daha hatasız ürünler elde edelim diye. Bu yakın gelecekte çok daha yaygın olarak hayatımızın içerisinde olacak. Deneyimleme şansımız olmuştur. İşte şeyse özellikle sanal gerçeklik ise biraz şey yapıyor. 30 saniye falan geçtikten sonra kişi de baş dönmesi yapabiliyor. Ve kişi olarak bana öğreticilerden bir tanesi gözünüzle gördüğünüz şeyin çok önemli olduğunu öğretti. Siz biliyorsunuz ki mesela denemişsiniz bir Luna Park'takini gösteriyor. Luna Park'ta bir trene binip geziyorsunuz bu sanal gerçeklikte. Ama biliyorsunuz ki ben buradayım yani Luna Park'ta falan değilim. Ama gözümle onu görmüş olmam, başka bir şey görmemem etrafta. Beni onun içerisindeymiş gibi vücudum hareket ettiriyor. Yani gözler aslında beyni bence her şeyden daha fazla etki ediyor. O yüzden görsel çalışmalar daha fazla insan hafızasında kalıyor. Öngörüsünde desteklemiş oluyor mu? Bir başka şey, acaba hayatımızda ulaşım nasıl değişecek? Neler olacak ulaşımda diye baktığımızda? Bir de ona bakalım. Ulaşımda değişim neler yaşayacağız? Yani hızlı trenler duyuyoruz ama yani ulaşımlar artık sadece şey değil, trenle değil, birçok yerde özellikle dronlarla ilgili olarak ya da yer altındaki kanalları kullanarak yapılacağı görülüyor. Bugün işte değişik çalışmalar var. Belki deneme, belki işte şov amaçlı gibi görünse bile kısa süre sonra kullanılabilir durumda. Çok yaygın bugün piyasada da Uber'in değişik uygulamaları var internete falan gelince. Airbus'un var. Farklı uygulamaları burada da göreceksiniz. Konsept olarak çalışıyorlar ve bunu şehir içi ulaşımda da kullanabiliriz diye. Bu hem araba hem uçak. İkisi bir arada olursa nasıl olur denilen bir çalışmaydı bu. Gördüğünüz gibi dikey havalanabilir şeyler var, uçaklar geliştiriliyor. Yani baktığınızda hayatımızı her an değiştirebilecek, hem uçacak hem işte kaçacak mı diyelim, her şeyi var olan, birçok ulaşım anını birlikte kullanabilen şeyler görüyoruz, uygulamalar görüyoruz. Bugün bakın böyle bir kalkış senaryosu yok ya da tavanı açık, komple cam bir uçak yok. İşte insanlar bu konseptleri çalışmak istiyorlar ve bunları üzerinde oldukça yaygın bir şekilde ulaşım var, çalışma var. Bir kısmı hayata geçmiş durumda, bu tarz hepsi bir tek bir üründe olmasa bile. O yüzden ulaşım sektöründe yakın gelecekte değişeceği gözüküyor. Evet. Sağlıkta nasıl bir uygulama var? Bakın böyle bir şey var, esnek bir ürün geliştirmişler. Etrafı silikon yalnız, o içindeki ürünü dokunmamak için öyle yaptılar. İşte vücudunuza koyuyorsunuz, sizin vücudunuzdaki kan şekerinizi, tansiyonunuzu, başka ölçmek istediği değerler nelerse onları gün boyu kaydediyor. Bugün mesela size başka bir cihaz verirler, üzerinize taşırsınız. Bir yerlere sensörler yapıştırılmıştır vücudunuza, gün boyu tansiyonu nasıl ilerliyor onu görebilmek için. Halbuki bunu yapıştırdığınızda gün boyu orada ne var ne yok görebiliyorsunuz. Esnek bir elektronik uygulama. Normalde elektroniği düşünürseniz bu kadar esnek bir uygulaması yoktur ama artık stretch olan, böyle esneyebilen, uzayıp kısalabilen malzemelerde de elektronik artık kullanılabilir hale geliyor. Elektrik ilişkilerle kullanılıyor. Ve bunu vücudunuzun herhangi bir yerine yapıştırarak vücudunuzla ilgili bilgileri, mesela burada bir telefon aplikasyonuna aktarıyor bunları. Ya da herhangi bir istediğiniz yere. Oradan monitör ederek bakıyorsunuz, diyorsunuz ki İşte şu saatte şu olmuş, bu saatte bu olmuş, hepsini görüp buna karar verecek doktora bilgi aktarmış oluyorsunuz. İşte buradaki
telefon uygulamasıydı. Bu tabii vücudunuzun iç kısmında farklı bir yere de şey yapılabiliyor. Yapıştırılabiliyor. Başka bir uygulama, bu işte lens uygulaması, artırılmış gerçeklikle ilgili. Yani size bir lens takıyorlar, bu lensle siz hem video kaydı, hem şey yapabiliyorsunuz, fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ayrıca sizin önünüze ekranlar girip o ekranlara okuma yapabiliyorsunuz. Ayrıca mesela Google gözlükler vardı, size ekranlarda gösteriyordu. Ona gerek kalmadan direkt olarak buraya aktarılan, bir katarak ameliyatı gibi bir ameliyatla insana takılan bir uygulama. Ve burada siz işte bir gözünüzün önüne gelecek olan ekranda şeyleri görebiliyorsunuz. Başkasının görmediği ama sizin gördüğünüz şeyler çıkıyor. Bulunduğunuz ortamda dediğim gibi video çekebiliyorsunuz. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Artık yani fotoğraf makinenizi, kameranızı elinizden almaları çözüm olmuyor. Siz gözünüzü bir kere açıp kapattığınızda fotoğraf, mesela iki kere yaptığınızda da belki video dönüp devam ediyor bu çalışma. Otomobilden geldim. Otomobilde nasıl değişiklik var? En azından biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi standart bir araba vardı eskiden. O arabaları alıyorduk. Şu anda da çeşitliliği çok artsa da hala öyle. Yani eskiden 10 çeşidi varsa şu anda 100 çeşidi, 1000 çeşidi var olabilir. Ama yine de şey sınırlı. Fakat burada diyor ki işte şey yapalım. Artık bundan sonra müşteri böyle değil, müşteri belirleyecek. Müşterinin seçtiği şekle göre arabayı özelleştireceksiniz. Şimdi bugün bütün sektörlerde özelleştirme önemli. Kişiselleştirme, yani özelleştirmeden kastım. Kişiselleştirme önemli, şey yapıyor. Herkes bu kişiselleştirmenin peşinde. Çünkü ürün çok. Size ait bir ürünü satma şansı satıcılar için çok daha önemli. Siz diyorsunuz ki bana ait olsun. Aldığınız, bugün mesela bakın birçok kişi yani giydiği gömleğe ismini yazdırıyor. Niye? Ona ait bir şey olduğunu hissettirmek için. Yani farklı oluşturmak için. Ya da siz mesela bir tane cep telefonunun kılıf alıyorsunuz. Belki oradaki bir obje size ait bir özelliği gösteriyor. Bu talepler fazla. Elektrikli araçlar hani hep söyleniyor. Elektrikli araç detayına girmeyeceğim ama şarj mesela problemi var. Bakın yolda giderken şarj edilmeyi düşünmüşler. Yani bir yere gidelim, arabayı park edelim, bir şarja bağlayalım, elektriğini şarj edelim değil. Yola biz acaba böyle bir döşeme yapsak? Araç yolda giderken, biraz sonra göreceksiniz, ya da park ettiği alanda acaba araç park şey yapabilir mi, şarj olabilir mi? Bir de böyle bakmak lazım. Bunun temassız şarj aslında cep telefonlarında var biliyorsunuz. O temassız şarjın arabaya uygulanması, yola aplikasyonu bu uygulamalardan bir tanesi. Şimdi park ettiği alanda da göreceksiniz. Çok yaygın olmamakla birlikte elektrikli araçlar böyle düşünüyoruz ama geçtiğimiz yıl satılan araç sayısı oldukça yüksek. Bunu dikkate almak lazım. Özellikle Çin'de çok satılıyor. Dünyada en çok satılan elektrikli araç satılan ülke Çin. İşte özel yollar yapılıp buradan geçerken araba olabilir mesela. Bu Kuzey Kore, Fransa, İsrail, Irak bunu düşünmüşler. Mesela şey var, hibrit arabada bir Aston Martin'in şeyini düşünün. Ya elektrikli araba nasıl bir şey acaba diye. Bir kere hızlanması inanılmaz. Bizde Doblo ve Fiorino var. Çok hızlı hareket ediyor. Yani sıfırdan 100 saniye geçiş çok hızlı. Araba altınızdan kayıyor gibi. O kadar süratli. Ki burada yapmışlar diye bir arabayı. Mesafesi uzun. Ve şeye bakarsanız 1000 beygir gücünde bir şey gücü var. Yani inanılmaz. Yani o yüzden elektrikli araçlar işte güçsüz olur, şu olur, bu olur değil. Parayı yatırdıkça, üzerine bir emek sarf ettikçe aslında çok farklı sonuçlar elde etme şansınız var. Pardon, şöyle bakarsak, otonom araçlarla ilgili bir senaryoya bakalım. Şimdi otonom araçlar geliyor diyoruz. Yani sürücü olmayacak, araç kendi kendine bir yerden bir yere gidecek. Kişileri taşıyacak. Evet, bu şu anda en çok çalışılan konulardan bir tanesi. Buna ait uygulamalar şu anda araçların üzerinde aslında var. Cruise control buna örnek. Mesafeye yaklaştığınız öndeki araba otomatik frenleme yapma buna örnek. Ama burada bir sorun var mesela. 2 gün öncesine kadar yoktu ama 2 gün önce bile duyduğunuz haberlerde Amerika'da kaza oldu. Sanırım Uber'in bir şeyi, test aracı bir yaya çarptı ve öldü. İlk defa şey oldu, ölümcül bir kaza oldu.
otonom bir araçla iş yapılan. Şimdi bu burada suçlu kim? Şoför yok içerisinde. Zaten uzun zamandır dikkati çeken şey buydu. Otonom araçlar yaygın olduğunda, bu otonom araçların bir kazaya karıştığında sorumlusu kim olacak? Üretici firma mı? Yani kullanıcı yok. Kullanıcıya birisi söz konusu değil. Eğer bunu yapan, yazılımı yapan oradaki mühendis mi? Yazılımı gerçekleştiren. Acaba kanunlar oraya giderse yazılımı yapan mühendis yanlış bir yazılım yaptı der ve onu ceza verirse acaba yazılımı yapacak mühendis bulunabilir mi daha sonra? Yani o da başka bir sıkıntısı. Otonom araçlarda bunlar konuşuyor. Yani etik olarak nasıl ilerleyeceğiz? Neler bekliyor bizi? Biraz önce bahsetmiştim. Başka bir uygulama bu. Elon Musk'ın teorilerinden bir tanesi. Yer altında ulaşım olacak diyor gelecekte, özellikle şehir içinde. Yani üstte değil, yolda, yani zeminde ve üstte değil ama altta. Mesela ona örneklerden bir tanesi. İşte altta giden yollar var ve böyle trafik sıkışıklığı olmayacak diye bir öngörü. Ve bunun için Amerika'da yapılan şeyler var, tüneller var. Buna başlamışlar, yapıyorlar da. Hani dediğim gibi uzak olabilir. Mesela bizde de şey yok yani. Raylı sistemler 100 sene sonra geldi, bize ne zaman gelir bilemem. Ama kişiler çalışıyorlar. Bu kişiyi tanıyorsunuz Tesla'dan ama başka bir uygulaması da mesela biz diyor niye şeyle gitmiyoruz, uçakla gidiyoruz ama uzaya çıkıp uzaydan tekrar aşağı iniyoruz. Yani bir Avustralya'dan kalkan bir uçak Amerika'ya gidecekse, çıksa uzaya doğru ya atmosfer dışına çıksa, sonra tekrar atmosfere girse daha kısa zamanda gidiyor diye. Bir düşünün isterseniz neden bugünkü uçaklar öyle gidiyor, gidemiyor, gitmesi için neye ihtiyaç var? Atmosfer dışına çıkacak ve tekrar atmosferden içeri girecek şey yapsın diye. Ulaşım çok daha kısa, belki işte 2 saatte Avustralya'dan Amerika'ya gidecek uçak. Böyle bir şey de var, düşünmenizde fayda var. Mesela günlük hayatımıza etki eden çok basit şeyler belki bunlar ama ki şu anda bile yani büyük bir buluş gerektirmeden size inovatif olan çözüm sunacak bir tane şey düşünün. Printer, çok basit. Mobil olarak taşıyabiliyorsunuz istediğiniz yerde bir printer cihazına gerek kalmadan işte wireless'a bağlanıp istediğiniz çıktıyı alabiliyorsunuz. Böyle bir cihaz. Birisi düşünmüş ki yani illa büyük yenilikler yapmanız gerekmeyebilir ama küçük şeyler de sizi ve çevrenizin hayatını değiştirebilir. Bunu da unutmamak lazım. Süre açısından biraz hızlı hızlı geçiyorum, kusura bakmayın. Bunu şey için gösterdim. Demin görmüş olduğunuz uygulamalar vardı. Yani elektronik uygulamalarda artık böyle esneyebilen malzemeler üzerinde elektronik uygulamalar yapılıyor. Bu elektronik uygulamalar da gelecekteki şeylerin, ekranların mesela esnek ekran olmasının temelini oluşturuyor diyebilirsiniz. Ve birçok elektronik şeyin artık rigid olması gerekmeyecek. Bu bize başka bir çözüm getirecek. Belki hayatımızda artık bugün kullanılan, birçok şeyde sesli ya da görüntülü uyarı var ama küçük de olsa hayatımızı değiştirecek, günlük hayatın içinde de farklı şekilde girecek teknolojiler olacak. Mesela bir trafik ışıkları gibi. Ya da bir markette artık raflarda ne var, ne eksikliği, bunu dolaşan ve eksikliği göre tamamlaması gerekeni belirleyen bir çalışan değil, işte onun işini devralmış bir tane robot göreceğiz belki marketlerde dolaşan. Ya da bir pizzacıya gideceğiz, pizza seçmek istediğimizde menü bu şekilde gelecek. Önümüze gelen menüde biz istediğimiz şeyi kendimiz belirleyeceğiz ve siparişi ona göre oluşturacağız. Ödemesini de cep telefonu üzerinden vereceğiz. Mesela bugün oluşturulan uygulamalardan bir tanesi bu. Büyüklüğüne, küçüklüğüne, içerisine koyacağınıza karar verdiğiniz bu uygulama. Dediğim gibi diğerleri çok uç şeylerdi ama bunlar biraz daha günlük hayatın içerisinde yaşayabileceğimiz örnekler. İşte hangi sostan koyacak, nereye koyacak? Kişi istediği yere istediği şeyi yapabiliyor. Evet, sucuk sevmiyormuş. Şimdi mesela bu uygulamaya bakın. Mesela şey olarak çok şey değil ama
Yani bir dövme yaptırıyorsunuz, dövme ses şeyi gibi. Cep telefonu tuttuğunuz zaman o sesi cep telefonundan alıyorsunuz. Olayı anladınız mı bilmiyorum, oradaki ses şeyini işliyorsunuz kolunuza. Sonra cep telefonuyla oraya okuduğunuzda oradaki ses titreşimini şeye çeviriyor, sese çeviriyor. Yani birine bir şey söylemek, mesaj vermek istiyorsanız böyle bir mesaj verebilirsiniz yaptığınız şeyle dövmeden. Evet, en son videodan bir önceki videom diyeyim. Bu mesela teknoloji çok gelişmiş artık. Hani şey anlattık, her tarafa uçuyor geliyor ama bu kadar teknolojik gelişme içerisinde biz neredeyiz? Eğer bu teknoloji kötü insanların eline geçer ise ne olabilir anlatacak bir video. Dikkatle seyretmenizi rica ediyorum. Bu videoda çok küçük şeyler var, robotlar var. Ve kötü insanların eline geçince ne yapabileceğini görün. İşte oldukça küçük, insan yakalayamıyor. Diyor ki insandan 100 kat daha hızlı. Bir pilotu yok üzerinde. Şimdi burada aslında bu yüz tanıması var. Yani kişiyi tanıtabiliyorsunuz. Hangi kişiyi istiyorsanız. Kişiyi tanıttıktan sonra bu sniper aslında keskin nişancı robot. Öğrettiğinizde yüzü tanıdı, kaydediyor ve o insanı arayıp o insanı öldürüyor. Yapılan uygulaması bu. Bakın yandaki şeyi robot şey tanıttı mankeni. Bırakıyorsunuz. O gidiyor kendisi, buluyor o insanı, yüz tanımasından. Yaptığında gidip o kişiyi öldürmesi mümkün. Buradaki ne var? İçerisinde bir patlayıcı var. O patlayıcıyı da yapıyor. Tek bir mermi gibi. Kişi tanıttığınızda ortaya çıkan görüntü bu. Yani siz bunu herhangi bir yerde bir teröristi yakalamak istediğinizde kullanabilirsiniz. Bir emniyetin elinde olursa problem değil. Ama kötü insanların elinde olursa ne olacağını düşünmek bile istemezsiniz. İlerleyen tarafını gösterecek. Diyor ki bir nükleer silaha gerek yok artık. Siz binlercesini bunu oluşturup bırakın ve bunu halletsin. Mesela burada şey anlattı. Her tarafı geçebilir. Duvarı önce birisi gidiyor patlatıyor orası. Onun açtığı delikten arkasındakiler geçiyorlar. Yani bir yeri kapalı bir alana saklanmanız için yapmıyor. Duvarı delene kadar patlatıyor öndekiler. Sonra diğerleri geçiyor. Böyle bir yapı yapılmış. Şimdi uçaktan binlercesini atıyorlar, şehirdeki istediği insanları öldürebilir. Burada bir tane senaryo gibi bir şey gösterecekler şimdi. O senaryoya bakabilirsiniz. Artık şeye gerek yok, nükleer silahlara. Çünkü ele geçirdiğiniz yerdeki imkanları da kullanmanız lazım. Yok etmek bir şey çözmüyor. Burada bir okul örneği olacak, ona bakıp ilerleyeceğim. İnsanların eline geçmiş, okula gönderiyorlar. Hani bugün Amerika'da çok şey var ya, okul baskınlarının olduğunu falan düşünüyor. Kişiler arabasının arkasından çıkarttılar okulun kenarında bir yerde. Ve okula gittiler. Geçemeyecekleri bir yer yok işte, patlatıyor duvarı, geçiyor. Şimdi göreceksiniz, insanların canlı olup olmadıklarını kontrol edip öyle dönüyor. Yani şeye bakıyor, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yaşam belirtisi varsa, buradaki örnekteki gibi bir kımıldama varsa bir evet yaşıyor diyeyim onu da öyle. Şimdi böyle bir uygulama olarak düşünün. Bu aslında bir simülasyon. Bugün yapılmadığı söyleniyor filmdekiler. Ama gerçek midir değil midir? Birilerinin elinde var mıdır? Hani bilinmez. Yani burada şey söyleyeyim. Bu şeydir. Hani bu uygulamadır. Kötü insanların eline geçince bunlar yapılabilir diye gösteriyor. Ama birilerinin aklına bunlar gelmiş, birileri de uğraşıyor olabilir. Bu kadar küçük şeyler var mı? Dronlar var mı? Var. O patlayıcı yüz tanıma yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Normal arı büyüklüğünde
şeyler var, robot şeyler var, uçan robotlar var. Onlarla kayıt yapıyorlar, yani video kaydı da alabiliyorlar, ses kaydı da alabiliyorlar. Bunların yapılması işten bile değil. Burada son olarak söylemek istediğim şey şu, göstermiş olduğum bir sürü video vardı. Videoların hepsinde de yurt dışında yapılmış. Maalesef ülkemizde çıkan bir teknolojiyi gösteremedik. Yani buradan baktığınızda işte yurdumuzun önemli üniversitelerinden birinde okuyorsunuz, hepiniz de mühendislik alanındasınız. Hepinizin yapacağı çalışmalar olabilir. Birincisi umutsuzluğa düşmemek lazım. Eğer onlar yapıyor, biz yapmıyoruz dememek lazım. Yapılacak çok şey var ve hem kişi olarak hem de ülke olarak bu işin gayretin içerisinde olmak lazım. Eğer kendimiz bu işi yapamıyoruz, teslim olmadık için çekersek, yani teslim olursak yapacak bir şey yok. Evet, teslim olmuş olacağız. Ama ben inanıyorum ki çok daha güzellerini yapabiliriz. Çünkü fırsatlar verilince birçok Türk'ün Amerika'da ya da başka ülkelerde bu çalışmaların içinde yer aldığını görüyorum. O yüzden hani bu konuşmanın sonuna en son bir video koydum. O videoda bakarsanız bir kişiye bakın. Kişinin inancına, hırsına, yapmak istediklerine bakın. Bir de bizim sahip olduklarımıza bakarak neden bir şeyler yapmak için çaba sarf etmiyoruz? Neden bir şeyler yapmak için bir hızlanma ihtiyacı hissetmiyoruz? İnsanlar çok ileri gitmişler. Bizim bulunduğumuz pozisyonu oraya gitmek için onlardan daha hızlı koşmalı. Onlardan daha fazla çalışmalıyız. Umutsuzluğa düşmeden çalışır ve onlardan daha fazla çalışırsak oraya yakalama şansımız var. Aksi takdirde bu sunuşun en başında gösterdiğim eğriyle çok hızlı bir şekilde yükseliyor bu. Çok farklı teknolojiler geliyor. Hani bahsetmiştim, tozdan sensörler ve bunlar virüsle bilgi verecekler ve şey olacak. İnsanların kanının içerisinde dolaşan robotlar yaptılar kanser hücrelerini bulmak için. Yani söylenen şey binlercesi, yani bin tanesi bir araya gelse bir toplu yine başı kadar yapmıyor. İnsanın kanının içerisinde dolaşan Çinliler yaptılar. Geçen haberler de vardı. Yani böyle robotlar geçiyor. Düşünün 5000 tanesi bir toplu yine başı kadar. Böyle robotlarla gerçekleştiriyorlar. Yani umut etmek lazım. Ama var olanlarla yapacağımız çok şey var. Şu örneği o yüzden ben size sunmak istedim. Bir seyretmekte fayda var. Nasıl bir hayat yaşamış? Ne yapıyor? Hangi çabalar içerisinde? Görüyorsunuz, kolları ve bacakları olmadan dünyaya gelmiş. Bizlere sahip olduklarına bakarak bizler neler yapabiliriz acaba? Bir düşünmekten edemiyorum. Eğer nasip olursa belki bu yıl üniversiteyle olabilir, başka bir yıl olabilir, bitirme şansımız olacak bu kişi. Kolay bir örgü değil mi? Yani sahip olduklarımıza baktığımız zaman. Bugüne kadar kayamadım böyle bir şeyle.
dediği gibi nasıl doğarsanız doğun, her şeyi yapabilirsiniz diyor. Aslında istek bizdeyse, biz yapabiliyorsak, bu insanlar bir örnektir sadece. Bizler de yapabiliriz diye düşünüyorum. O teknolojiyi anlattık geldik, umutsuzluk olsun diye değil, bizler daha çok çalışıp ülkemize, milletimize katkı koyabilmek, iyi insanlar olabilmek için belki. Katılım için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeyleri, videoları özellikle LinkedIn'de paylaşıyorum. Eğer takip etmek isteyen arkadaş olursa orada da takip edebilir. Her gün farklı videolarla yayınlamaya çalışıyorum. Facebook'ta da var, Instagram'da ya da Twitter'da da bulabilirsiniz ama yoğunlukla LinkedIn'de görme şansınız var. Teşekkür ediyorum, sağ olun.